Teşekkür ediyorum. Şimdi 1 Nisan'ın Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Köseleri sizleri selamlaması için kürsüye davet ediyorum. Ordulu Mesuliler Büyük, bu akşam salonu dolduran, gerçekten ordudan, Mesuliye'den, 1930'larda buraya gelmiş, ekmek kavgası vermiş, mücadele vermiş, Beykoz'un fabrikalarında çalışmış, emek üretmiş, yuvasını yapmış, çocuklarına yaşam hazırlamış, tüm Mesuliyeli kardeşlerimi Ramazan-ı Şerif'te bizi burada buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu geceyi düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki buradasınız diyorum. Geldiniz, bize güç verdiniz. Sağ olun, var olun diyorum. Beykoz'un hikayesi vardır. Buraya gelmiş değerli Mesuliyelerin bu fabrikalarda 1930'lardan bugüne kadar verdiği mücadele tarih yazar. Benim annemin babası rahmetli Nizamettin Efendi de Cibali Tekel fabrikasından ustabaşı olarak Beykoz'a gönderilen ve Tekel fabrikasını mekanik tesisatlarını kuran ve burada yaşama devam eden bir ustabaşıdır. Emek ağırlıklı bir ilçemizde Beykoz'da üç fabrikamız emek üreten işçi kardeşlerimizle o tarihlerde huzurlu, mutlu bir çalışma düzeni içinde Beykoz'da yaşamlarını kapanana kadar bu fabrikalar sürdürdüler. Beykoz'da uzun soluklu bir çalışma yürütüyor. 20-25 seneden beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve yerel yönetimlerde siyasi iktidar Beykoz'da bu planlara, fabrikalar kapandıktan sonra bu insanların bu bölgede çalışmasını engelleyen bir engel oluşturdular ve sanayi sitelerini bu ilçede planlara koymadılar. Bizim gençlerimiz, Mesuliyeli ve diğer yöreli insanları bu bölgede yaşama tutunmasınlar diye büyük gayret içinde gayret sarf ettiler. Biz görüyoruz ki bunlar kendilerine Beykoz'u saklıyorlar. Kendileri için plan yapıyorlar. Yaptıkları planda villa imarlı plan olduğu için %15-20 imar verdikleri için bu insanların bu bölgede tutunmasını engelliyorlar. Buradan tüm Mesuliyeli kardeşlerime sesleniyorum. Bu işin sağa solu kalmadı. Tekrar ediyorum. Bu işin sağa solu kalmadı. Beykoz'da yaşayacak mıyız? Beykoz'u terk edecek miyiz? Bunu kendinize sormanız lazım. Süreç içinde baktığımızda Beykoz'un mahallelerinde ve köylerinde yaşayan insanlarımızın çocukları Çekmeköy'e, Ümraniye'ye, Üsküdar'a gidiyorlar. Buna son vermemiz için son 15 gün. 15 günde doğru karar vermemiz lazım. Kesinlikle bu işin partisi yok, partiyel üstü bir anlayışla birlik, beraberlik ve Beykoz bilincini yaşatarak Beykozlu, Beykoz'da kalacak diyorum. Beykozlu, Beykoz'u yönetecek diyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Tekrar son kez teşekkür. Unuttuğum bir konu var, onu sizlerle paylaşayım. Bu toplumun değerlerini sizlerle beraber bu ilçeyi yönetmiş saygıdeğer Şevket Başkanımı burada sizlere huzurunda anıyorum. İyi ki var, iyi ki burada topluma hizmet etmiş bir kişilikti. Onun
Onun ismini söylemek, onunla siyasi mücadele etmiş arkadaşları kutluyorum. Ne yapıldıysa sol iktidar dönemlerinde yapıldı. Onu burada anmak istiyorum. İyi ki var. Onun dışında değerli kardeşimiz seçimle bize şu anda SKM'nin başında Yücel Akdemir kardeşimizi teşekkür ediyorum huzurunuza. Çok değerli başkan Fevzi Başkan'a da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. O da bizim yol arkadaşımızın sağ olsun, var olsun diyorum. Ve onun dışında 6 tane meclis üyesi arkadaşımız var. Onları da kürsülerine davet ediyorum. Mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yerel yönetimlerde bulunan arkadaşlarımız hepsi Beykoz'un evladı, Beykoz'un çocuğu. Biz Beykoz'u Beykozlarla yöneteceğiz derken bu kadrolarımız, bu yörenin insanlarımızla yöneteceğiz diyoruz. Bize destek verin. Son 15 günde, son virajda Cumhuriyet Halk Partisi'ne tüm siyasi görüşteki arkadaşlarımız en sağdan en sola kadar bu çatı altına davet ediyoruz. Birlikte Beykoz'u yöneteceğiz diyoruz. Birlikte başaracağız. Birlikte yöneteceğiz diyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Yücel Bey, Fevzi Bey.